Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Artemis'i biraz göstereceğim. Dün vali etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Artemis'te ben ikinci oldum valide. 90 heykelimi alıp ilk skill 5, ikinci skill 2 yaptım arkadaşlar. Daha sonraki bu işte 4 3 vali kaldı. 3 valide alabildiğimiz kadar heykel alıp kasabildiğimiz kadar kasacağız. Eksik kalan olursa da gene cebimizdeki heykellerden tamamlayacağız inşallah. Artemis şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani baktım şöyle. Yani ilk skill'i gerçekten güzel. Hani 1800 vuruyor. Zaten artı bir özelliği yoktu. Gene ikinci özelliği fullediğimiz zaman zaten o da güzel olacağını düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim Artemis'le ilgili. Yisong öndeyken arkaya koyduğumuz zaman gerçekten alanı çok güzel vuruyor. Hani ben zaten şimdi size göstereceğim, yani kendi gözünüzle de göreceksiniz onu. İlk skill'in alanı bayağı geniş, iyi vuruyor yani. Böyle bazıları çok dardır mesela, veya Fatih Sultan Mehmet Han'ın mesela biraz dar vurur böyle yelpaze şeklinde alanı. Burada Artemis'inki bayağı geniş bir alana vuruyor. Zaten 3 hedefe vurabiliyor. O top saldırılarda her türlü 3 hedefe değer diye düşünüyorum. Bayağı hani alanını geniş tutmuşlar. O yüzden ilk özelliği güzel o yönden. Size vurduğu hasar çok fazla bir şey vurmuyor. Şunu söyleyeceğim ayrıyetten. Burada şu yok. 3 hedefe vurduğun zaman her hedef için %15 saldırı düşme gibi bir şey olmadığı için hepsine birden 1800 vuruyor bir hedeflerin. Bu da gayet yüksek bir hasar oluşturuyor arkadaşlar. Karşı tarafı dağıtıyor. Yisong'la beraber kullandığınızda zaten açık alanda gerçekten çok iş yapacağız. Zaten birazdan da siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Göstereceğim sizlere. Öncelikle ben bir yetenek ağacını anlatacağım Artemis. Yetenek ağacı ile ilgili bilgi verdikten sonra direkt ben o şey kısmı geçeceğim. Hani size alan burada sefer kısmında göstereceğim biraz onları. Yetenek kısmında biliyorsunuz ki garnizon savunma ve okçu şeklindeydi arkadaşlar. Ben şunu söyleyeceğim sizlere. Ben hani kendi kafamdan oluşturdum. Sizle onu paylaşacağım. Ben zaten Artemis'i açık alanda kullansam bile bu dediğim şekilde gene iş yapacaktır. Fakat ben zaten garnizon ve genellikle garnizonda önünde kullanacağım için garnizon üzerine bir şey yaptım. Yetenek ağacı yaptım kafamda. Onun da şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Savunma kısmında şurada gördüğünüz şu kısma kadar, şu ikisine kadar verdim. Şu çok güzel mesela, yıldız seviyesine göre sizi savunmanızı arttırıyor. Bunu fullediğinizde 1,5 veriyor her yıldız seviyesine. Yani %9 savunma kazanıyorsunuz buradan. Direkt 6 yıldızsanız %9 savunma veriyor. Şuradaki özellik zaten gene öfkeyi dolduran bir şey. Ben burada buraya kadar verdim. Şu ilerlere gitmedim. Şunlar çok bence, yani mesela şu özelliğe çok gerek yok. %10 ihtimalle alınan hasar %15 oluyor bura. Bir seferlik %15 düşüyor. Çok yani karlı bir özellik değil. Onun yerine buradan şu aşağıya inip şunları açıp, yani şunu açmasanız da olur. Şuradan inip şurayı şu şekilde açacaksınız arkadaşlar. Yani şu kısmı şu şekilde, şunu açmanıza gerek yok. Buradan inerek şu özellik çok güzel bir özellik. %9 beceri hasar düşüyor. Fullediğimizde %3, %5 arttığı için %9 alınan beceri hasarını düşürüyor. Buradan bir %9 kazanıyoruz beceri hasarında. Bu zaten savunmada önemli bir şey. Bir de arkadaşlar garnizonda şurada var bakın. Bu da %15 oluyor. Toplamda size %24 beceri hasarı düşüşü. Karşı tarafın becerisini %14 kırıyorsunuz. %24 kırıyorsunuz. Bu çok güzel olur. Yani bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Buradan o garnizonda şu şekilde ilerledim. Şunlara gerek yok arkadaşlar. Çünkü gözetleme kulesi falan diyor. Ben hani genelde bayrak savunması falan daha çok olduğu için onlara pek girmeyeceğim. Şu olay verilen hasarı %6 olacak bura. Gene şurada da savunma kısmı, yani alınan hasarı %6 düşürür. Kısımlarından ilerleyip bunu burada bitireceğiz. Bunu da buradan gelip şurada bitireceğiz. Bu da çok güzel. Garnizon komutanı iken şehre her saldırışında öfke seviyesi 2 birim artar. Bu tabii şehirde garnizon komutanı olduğunda sadece şehirlerde mi şu, onu bilmiyorum ama denemek lazım. Denersem eğer sadece şehir değilse güzel bir özellik verebilirim, ama şehir değilse vermeyebilirim buraya. Hani aklımda şu anda bu şekilde bir tablo oluştu. Burada şuna inilebilir, fakat bunun için de buraları açmak gerekiyor. Bence onun için gerek yok. Şu kadar bir stat için buralara böyle boş boşuna harcamaya ben gerek duymuyorum. Onun yerine okçu kısmına gelelim arkadaşlar. Okçu kısmında ne yapacağız? Okçu kısmında buradan yukarı çıkıyoruz. Şuradan sağa kadar geliyoruz. Buraya kadar açıyoruz. Buradan da şuraya kadar açacağız. Bunu da açacağız. Buradan size beceri hasarınızı %8 arttıran birinci ve ikinci komutanın bir özellik veriyor. Bu çok güzel bir özellik okçuda. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar buradan sadece ilerleyeceğimiz şu noktadan şu saldırı kısmı, yani %3 saldırı veriyor burası fullediğimizde. Şuraya kadar ilerleyeceğiz, o kadar. Yani elde kalıyor herhalde, şunu da açabilirsiniz 3 tane verip fullediğimizde. Böyle bir benim yetenek ağacı düşündüm. Bu dediğim yetenek ağacı komple garnizon üzerine ve savunma yüzsü çok güçlü bir yetenek ağacı. Gerçekten
çok iyi bir hani bayrak savunurken falan çok iyi iş çıkartacağını düşünüyorum bu yetenek ağacıyla. Zaten becerileri de hızlı da olacağı için önde de kullanacağız. Bu beceri hasarlarını kırması artı diğer özellikleri saldırı savunmasını dengeleyen özellikleriyle beraber çok iyi bir savunma garnizon komutanı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hani ben ilk başta şurayı fullleyip bunu açsak mı diye düşündüm ama hani bu öndelik et ordu %30'un altına seviyesine düştüğü zaman şu özellik çok güzel bir özellik ama %30'a kadar düştüğü zaman olduğu için burayı fullemeyi sonradan vazgeçtim. Çünkü hani %30'a düşme olayı bunda pek mantıklı gelmedi. Okçu zaten okçu savunmacısınız. Arkasına ben bunu Yison koyacağım. Yison koyduğum zaman da karşı taraf hızlı eritmeye yönelik hani hızlı bitirmeye yönelik oynayacağımız için hani %30'a düşmesine gerek kalmadan bitirmemiz lazım. Şimdi onun için daha çok diğer taraflara yüklendik. Ya yani bu şekilde bir yetenek ağacı çıkarttım. Açık alan için sadece kullanacağım. Ben savunma için kullanmayacağım diyorsanız da gene savunmanın şu kısımlarını verebilirsiniz. Yani bu kısımları gene aynı verebilirsiniz. Sadece şuraya vereceğiniz kısımları okçunun bu kısımlarına vererek tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani okçuyu neredeyse fullleyebilirsiniz zaten buraya vermezseniz. O şekilde yapın yani açık alan sadece açık alanda kullanacağım diyorsanız ama ben dediğim gibi daha çok açık alanda kullanacaksam eğer önüne Edward veya Yison koyarım. Arkasına Artemis koyacağım için şimdilik öyle düşünmüyorum. Bu talentle de kullan ya yetenek ağacıyla da kullanabilir ya açık alanda ama daha etkili olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet yetenek ağacı bu şekilde arkadaşlar. Ben zaten kafamda oluşturmuştum nasıl bir yetenek ağacı yapacağım, ne edeceğim falan diye. Sizlerle paylaşmak istedim. Zaten Artemis dediğim gibi şu özellikleri ilk özelliği zaten güzel olduğunu söylemiştim. Şuradan hemen sefer kısmından sizlere onu da göstereyim. Şurada 61'de olanlarla göstereyim. Şimdi öne Yison koyacağım arkadaşlar. Arkasına evet. Şöyle 200 okçu. Buradan hemen görelim. Önde Yisong, arkada Artemis. Şimdi yelpaze şeklindeki saldırısını göreceksiniz zaten. Şöyle ortalayacağım. Şimdi attığı yelpazeyi görün arkadaşlar birazdan. Göstermedim. Şöyle döndüreyim. Daha iyi görün. Gördüğünüz gibi şu attığı alanda üçüne birden vurdu arkadaşlar. Bakın ne kadar can yedi bir anda. Sadece şey efekti çok beğenmedim Artemis'in. Şöyle bıçak üç tane bıçak fırlatıyor ileri doğru. Onu pek beğenmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orduları ne kadar hızlı iki tane alancı olduğu için orduları ne kadar hızlı erittiğini gördüğünüz ikisini de. Ki burada daha Artemis full değil. Full Artemis'te neler yapabilir siz düşünün yani. Daha iki skill full. İkinci skill daha iki. Daha öbür skill'leri de açık değil. Bir de mesela böyle toplu olaylarda size vuran adam mesela o şey özelliği var biliyorsunuz. Hasar vuramama bir saniye. O falan çok güzel bir özellik. Bir de şurada göstereceğim. Burada daha net görünüyordu. Bir de sadece Artemis'i tek solo olarak göstereceğim. Burada daha iyi göreceksiniz nasıl vurduğunu. Burada Yisong'la koyduğum zaman pek göremedik. Artemis'i tek koyacağım. Buradan göreceksiniz şimdi. Yisong'la kullandığınız zaman Yisong'dan daha fazla vuruyor alanı arkadaşlar. Yisong mesela 7K vuruyorsa Artemis 10K vuruyor. Öyle diyebilirim. Rahatlıkla. Ve şu da var. Artemis'in şey düşüyor ya işte o yüzden zaten 7K 6K vuruyor Yisong. Hani her vurduğu birim başına düşüyor ya hasar. Bakın gördüğünüz gibi yelpazesi bayağı geniş. Şu kadar alan kaplıyor. Üçüne birden de vuruyor önündeki. Şu an önünde dizili olan 3 orduya da vuruyor arkadaşlar. Şuradan yelpazesini görebilirsiniz. Biraz daha yaklaştırayım. Yani şu Richard ve Santuzu'nun şurada gördüğünüz işte biraz yelpazesi geniş yani. Zaten maksimum 3 hedefe vurabildiği için bu da yeterlidir yani 3 hedefe vurması için. Şu anda zaten karşısındaki 3 hedefe vuruyor. Şunu söyleyeceğim gördüğünüz gibi Sezar daha normalde ben buna vuruyorum ama Sezar daha hızlı öldü. Sebebi ise zaten %15 düşme olmadığı için ve onun defansı biraz daha düşük olduğu için burada marteller var görüyorsunuz. Hemen eridi arkadaşlar. Yani normalde bir orduyu döverken yandaki diğer ordular daha fazla hasar verebileceğiniz anlamına geliyor.
Yisyon kullandığınız zaman zaten biliyorsunuz ki beceri hasar katlanıyor. Mesela şu an 4K vuruyor. Şimdi birazdan Yisyon'u da göstereceğim burada. Yani şey fark etmiyor. Burada %15 hasar düşüyor olmadığı için Artemis, şunu hemen çıkayım tekrar şeyle Yisyon'a gireyim. Artemis o yüzden hasarı düşmemesi güzel yani. Her vurduğun hedefe %15 düşmemesi demek. Zaten eskiden Yisyon'da öyleydi mesela. Direkt debuff getirdiler biliyorsunuz ona. Faustan Mehmet'le ikisine. Ha, ileride Artemis'e gelir mi bilmiyorum. Belki Artemis'e de ileride öyle bir şey gelir mi? 3 hedefe en fazla 3 hedefe vuruyor falan dediği için belki bir nebze gelmeyebilir. 5 hedefe vurmakla 3 hedefe vurmak farklı çünkü. Şimdi arkadaşlar vurdukları hasarı takip edelim. Yisong 14K'yı gördük. Burada Yisong bak kaç vurdu. Bildiğiniz karşı tarafın erime hızını gördünüz mü arkadaşlar? Yani Yisong'la beraber ikisini kullandığımızda 3 tanesi nasıl biçtik yani. Direktmen bitiriyor yani ikisi beraber. Ki burada dediğim gibi Artemis hala full değil. Artemis fullendiğinde açık alanda da Yisong'un arkasında demek ki çok iş yapabilecek bir komutan. Hem Fatih Sultan Mehmet de yapıyor. Onu yapmıyor değil. Ama Artemis ne yapacak burada? Şu olayı oluşturacak. İster istemez sizin mesela Yisong ve ikisi beraber alan vurduğu için bir de uzun süre savaşta sizin tutunmanızı sağlayacak arkadaşlar. Artemis çünkü defansif özellikleri var. Defansif özellikleri şuradaki %20 defans ve %20 sağlık az değil. Mesela Elcid ile ilgili düşündüğünüzde Elcid'in sadece şurada bir %20 savunması var. Şurada. Ve %15 şey var. Burada %20 sağlık ve %20 defans vermesi çok büyük bir stat arkadaşlar. Ben size onu söyleyebilirim. Ve zaten şu da gene şeylerde garnizonda işe yarıyor. Garnizon komutan görevindeyken gelen normal saldırıları diyor. Bunun açık alanda işe yaramayacak zaten. %10 düşürüyor hasarı. Bir de ayrıca %10 hedef silah sıkılar. Bu özellik direktmen açık alanda gidiyor. Ha, gitse de çok önemli mi? Değil arkadaşlar, gidebilir. Ama garnizonken de güzel bir özellik olacak. Buradaki zaten son özelliğimiz dediğim gibi hala düzeltmediler bunu. Burada bu özellik daha açık değil. Bu açıldığı zaman Yisyong'un o alan vurduğuyla Artemis'inki ikisi denk gelme ihtimali yüksek. Hani 3 saniye susturman zaten iki dediğim gibi 2 saniyesi %80'den %100'e doğana kadar geçer. 1 saniye şey kalır. Son 2 saniyede de Yisong ve Artemis skillerini atsa denk gelme ihtimali var. Onu söyleyeyim. Gene son özelliği de mükemmel bir özellik. Normal saldırı %10 ihtimalle hedefe her saniye olmak üzere dediği. Burada toplamda yani 400-400-400 3 kere 3 saniye dediği için. Ama beceri hasarında da %15 arttırır dediği, karşı taraf arttırır diyenler var. Bizim mi arttırıyor karşı tarafı onu bilmiyorum. Belki bize arttırıyordu belki karşı tarafı ama burada anlaşılan, Türkçe'de anlaşılan bize. Ama beceri hasarında %15 arttırır. Ama kısmı burada aslında şeyi gösteriyor. Karşı taraf ama demez yoksa. Beceri hasarında %15 arttırır falan der. Karşı tarafın herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ha, karşı tarafın beceri hasarını arttırması %15 çok mu önemli? Sıkıntı değil yani. 3 saniye mi arttırıyor onu da bilmiyorum. Hani ne kadar arttığını da yazmamışlar. Belki bu da 3 saniyedir. O 3 saniye boyunca beceri hasarını arttırıyor. Zaten gelen top sayıları Atilla Takeda'ysa bu herhangi bir sıkıntı olmaz. Neden? Onun zaten beceri hasarı yok. Aynı şekilde Richard tarzı, işte Martel tarzı komutanlarsa sıkıntı yaratmaz. Sadece işte Cengiz Han'dır, işte Yisong'dur bu tarz komutanlarda sıkıntı yaratır. O da %15'te çok hani böyle büyütülecek aşırı bir şey değil. Çünkü siz orada zaten 1200-400-400'den 1200 beceri hasarı vuruyorsunuz. Siz daha karlısınız her türlü. Burada zaten kar zarar oranı var hep Artemis'te. İlk skill'de de mesela 300 kendinize vuruyorsunuz. Karşıya 1800 vuruyorsunuz falan. Yani ben Artemis'i beğendim arkadaşlar. Şu an için beğendim. Daha fullediğimiz zaman görmemiz lazım. Dediğim gibi fullediğimiz zaman garnizon komutanı olarak kullanmamız lazım. Ben garnizon olarak da çok güzel iş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Zaten alan vuran bir komutan her türlü iş yapıyor arkadaşlar. Her türlü kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han mesela hala kullanılır. O silsilelerde falan görürüz. Niye? Alan vuruyor çünkü arkadaşlar. Normalde Atilla Takeda'nın çıkmasıyla çok şehirlere sıfırlama olaylarında artık Fatih Sultan Mehmet Han'ı görmez olduk. Çünkü Atilla Takeda daha arka plan attı çoğu komutanı. Gene Cengiz Han da mesela çok arka plan atmışlardı. Biraz Atilla'yı debuff gelince Cengiz Han biraz daha hafif dengeledi. Ama
Dediğim gibi bir Artemis neler olacak? Bir Konstantin olacak mı? Bilmiyorum. Hani Artemis için veya bir Vuzetyen olacak mı? Göreceğiz. İlerleyen zamanlarda gene ben yükselttikçe şey yaptıkça bu videosunu çekeceğim Artemis'in. Daha ayrıntılı 60 seviye 6 yıldız şeklinde fullediğimde inşallah bir videosunu daha çekerim. Orada daha net şekilde size anlatırım. Savunmada denemiş olurum o zaman. Saldırıda denemiş olurum. O zaman daha net bilgiler veririm. İnşallah bu KVK sürecinde fullemiş olur muyum bilmiyorum. En kötü KVK sonunda veya KVK işte bu şeylerin bitene kadar yani. Valiler bitene kadar. Valiler bittikten sonra zaten fullemeyi düşünüyorum. Fulledikten sonra da bundan sonra da zaten geçeceğim komutan gene okçu oynadığım için Ramses arkadaşlar yani. Çünkü Ramses yani güzel bir komutan. Güçlü bir komutan. O, yani bu da saldırı üzerine bir komutan zaten. Artemis ama alan olarak daha etkili olacağı alan toplu saldırı arkadaşlar. Bayraklara, şehirlere o yaptığınız toplu saldırılar. Çünkü sat çok veriyor. Edward arkasına, Yison arkasına çok kullanışlı olabilir. Onun için Ramses'i de gene kasmayı planlıyorum. Yani önce Artemis sonra Ramses. Artemis'i hallettikten sonra ona geçeceğim inşallah. Zaten dediğim gibi diğer okçu komutanlar full, sadece bir Elcid full değil. Elcid de işte anahtardan çıkınca buraya basıyorum arkadaşlar. Hani öyle çok acelesi olan bir komutan değil. Zaten dediğim gibi diğer komutanlar çıkınca çok bir şeyi kalmadı, kullanışlılığı kalmadı. Sadece elinde komutan olmayanlar kullanıyor. Ama kötü bir komutan mı? Değil. Tabii ki bir epik komutandan iyi bir komutan. Özellikle çok da kötü değil. Gene dediğim gibi şeyle savunmada da görebiliriz. Artemis'le beraber savunmada da görebileceğimiz bir komutan olabilir. Belli olmaz. Kullanılabilir yani. Ama dediğim gibi Yisyonk'la ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Artemis önde, Yisyonk arkada çok güzel savunma işleri çıkartacağını ki bayrağın yanında kimseyi yaklaştırmazlar arkadaşlar. İkisi de alan vurduğu için ölü veriyorsunuz. Artemis arkasından bir Yisong bir vurdum. Karşı taraf böyle bildiğiniz ordusu yani hepsi gider yani. 200K'sı varsa belki de adam 100K, 150K'ya kadar ölü verebilir yani. Böyle bir sıkıntı var. Gerçekten çok nük hasarlar vuruyorlar. Onun için göreceğiz arkadaşlar. Ben kullandıkça yani dediğim gibi videolarda zamanla yükselttikçe bunları göstereceğiz. Gerçekten şu an için benim gözümde iyi bir ilk skill'i hani geçer not aldı. İkinci skill'i zaten hani stat özelliği. Buna çok bir şey yapmaya gerek yok. Zaten geçer not aldı bu benden. Ama şu iki özelliğini göreceğiz arkadaşlar. Ben kastıktan sonra hani fullleyince veya en kötü şunu bir dahaki sefere yaparsam 5 şunları açtıktan sonra gene bir bakarım. Zamanla size açıklayacağım yani ne durumda diye. Ama şu an için dediğim gibi benim için geçer not aldı diyebilirim. Gerçekten güzel hasarlar çıkartıyor. Yisong'da özellikle. Güzel bir komutan. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Size anlatmak istedim. Yetenek ağacında dediğim gibi paylaştım. Aklımda bir plan yapmıştım yetenek ağacı ile ilgili. Daha çok garnizon üzerine, savunma üzerine bir yetenek ağacı. Dediğim gibi Osiris savaşları falan da oluyor biliyorsunuz. Osiris tabutu. Orada falan da çok kullanabileceğimiz bir komutan. Orada dediğim gibi garnizon komutan olarak zaten çok kullanacağımı düşünüyorum. Kendi binalarımı savunurken. Kastığımız zaman zaten göreceğiz. Gene KVK'larda, savaşlarda, bayrak savaşlarında falan da çok savunmada kullanılabilecek bir komutan. Atilla Takeda'yı şey yapabilir. Yisong ve Artemis ikisi beraber belki de yenebilecek, ikisini yenebilecek bir komutan olabilir ikisi beraber. Bunu göreceğiz kullandıkça. Atilla Takeda'yı devirebilecek, belki o daha fazla o karşı tarafa ölü verdirebilecek bir olay. Çünkü şu özellik biraz daha böyle Atilla'ya yönelik bir özellik. Hani silahsızı bir saniye silahsız bırakması. Atilla'nın olayını biraz daha zayıflatabiliyor. Çünkü Atilla'nın biliyorsunuz şuradaki özellikleri işte hasar sürekli yani becer hasarı yok zaten. Düz hasar üzerine bu komutan. Gördüğünüz gibi burada bütün özellikleri direktmen hasar üzerine kurulmuş. Yani %40 saldırı veriyor. İşte şu olay sürekli steklenen bir olay var. Şu olayı kırabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de hani iki tur boyunca %25 verilen tüm hasarı arttırır falan pişman olayı var ya. Bu özelliği direktmen sıkıntıya sokabilir. Güzel bir komutan. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet video bu şekildeydi. Ben size açıklamak istedim. Umarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı destekleyin arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.